Hoş geldiniz Gatsi. Hoş bulduk. Senin masan değil Bel kızım. Artık hiçbir şey sadece senin değil. Ben de varım. Bundan sonra böyle. Sen hiçbir zaman yoktun, bundan sonra da olmayacaksın. Şimdi kalk oradan. Çabuk terk et burayı. Çocukluğumu, geçmişimi çaldın. Geleceğimi çalmana izin vermişim. Bir de babanın cenazesinde gösteriş yaptım. Onun hiçbir şeyini istemiyorum diye rol kestim. Ne oldu? Asıl yüzün ortaya çıktı işte. Buna sen mecbur ettin. Bugünü bekliyordun değil mi? Babanın mirasına konacağın günü bekliyordun. Ama yağma yok. Yedirmem onu sana. Şimdi çabuk çık git buradan. Derhal terk et bu binayı. Derhal! Kolundan tutup evden attığın çocuk değilim artık. Görüyorsun. Belki sen... Atın o odanı buradan. Onu burada görmek istemiyorum. Odamı işgal etmeye hakkın yok. Sakin olun lütfen. Atın diyorum bu adamı. İstemiyorum onu bu binada. Ha, bu arada babamın avukatını da azletmişsiniz. Bu konuyla da ilgileneceğim. İznim olmadan kimseyi kovamazsınız. Sen kendini ne sanıyorsun? Hadi şimdi izninizle. Çalışmam lazım. Belkıs Hanım, dışarı. Atın sen dışarı. Çıkalım. Bırak. Bana meydan okuyacak adam değilsin sen. Pişman edeceğim seni. Görürsün. Lütfen. Görürsün. Görürsün sen. Küstah. Şş, sakin ol, yavaş. Benim kim olduğumu bilmiyor daha, bilmiyor. Tamam, tamam. Hadi odama gidelim. İstemiyorum onu burada, anladın mı? Göndereceksiniz, hemen göndereceksiniz. Yanlış yaptın Berkis, böyle olmaz. Bana akıl vereceksin, onu def etmenin yolunu bul. Bunun için uğraşıyoruz zaten. Ama böyle restleşerek olmaz. Onu daha da hırslandırırız. Ne yapayım yani? Servetimi, şirketimi işgal etmesine izin mi vereyim? Hoş geldin, buyur otur mu diyeyim? Tabii ki değil. Ama sakinliğimizi korumamız lazım. Nasıl sakin olabilirim? Resmen savaş ilan etti. Öfkeyle bir yere varamayız. Akıllı olmamız lazım canım. Sakin sakin. Yavaş yavaş. Bırak Allah aşkına. Merak etme. Halledeceğim ben her şeyi. Güven bana. Daha iyisiniz ya. Teşekkür ederim. İyi. Alın. Biri daha. Bugün ne kadar görmek istemediğim adam varsa burada. Evet, ne istiyorsunuz? Eğer işe geri döndüğünüzü söyleyecekseniz haberimiz var. Veraset davasıyla ilgili hazırladığım dosyayı verecektim Ali Bey. Sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Bence Necat'ın peşinde boşuna vakit harcıyorsunuz beyefendi. Bir an önce kendinize başka bir yerde iş bulun. Çünkü en kısa zamanda buradan gideceksiniz. Benim yeterince işim var hanımefendi. Necat'ın eviyle ilgili bir sorun var. Onunla ilgileniyorum şimdi. Bildiğim kadarıyla Necat Bey'in üzerinde kayıtlı bir gayrimenkul yok. Siz hangi eviyle ilgileniyorsunuz? Feride Hanım'ın oturduğu ev. O ev benim. Aksini düşünen şahitlerim var ama tapuda bir yanlışlık olmuş galiba. Ev sizin üzerinize geçmiş. Ne demek istiyorsunuz? Açık konuşun. Bu yanlışlığın giderilmesi için çalışıyorum. Diyorum işte, boşuna vakit harcıyorsunuz. Ayrıca Fahri Bey'in ölümüyle ilgili şüpheleri de araştırıyoruz bir yandan. Ne demek bu? Dediğim gibi bazı şahitlerim var. Hatta evde çalışan Hatice Hanım Fahri Bey'in eceliyle ölmediğinden çok emin.
kimse yukarı çıkmasın. Beyefendi çok yorgun, dinlenecek. Peki efendim. Necat, komple teorilerinden biri olmalı bu da. Hiç kimsenin töhmet altında kalmaması için bu konuyu araştırmakta fayda var. Bence de. Siz bu dosyayı bir inceleyin, üzerinde konuşalım sonra. Tamam. Bence bu oda biraz fazla sıcak. Sen biraz serinle. Öldürdün mü diye mi soruyorsun? Hiçbir şey sormuyorum sana. Anlatman gereken bir şey varsa anlatırsın zaten, değil mi? Aptallar. Günaydın teyzeciğim. Günaydın. Neredesin oğlum? Erkenden çıkmışsın. Görmedik hiç. Sabah kimseyi uyandırmak istemedim. Yürüyüş mü yapıyorsun? Kahvaltı yapacağız, hadi gel. Ben şirketteyim. Hangi şirkette? Kendi şirketimde. Artık işlerin başındayım. Ne diyorsun? Çok sevindim Nejat. Aferin sana. Aferin oğlum. Aa, hazırlanmadın mı? Günaydın. Günaydın. Hazırlanacağım şimdi. Bakayım. Gözlerin kızarmış. Uyuyamadım gece, ondandır. Ağladın mı sen? Sinirlerim bozuldu. Necat'ın laflarını kurdum bütün gece. Aşağıda mı? Erken çıkmış herhalde. Gece de geç geldi, görmedim hiç. Neresinden başlayacağımı bilmiyorum. İnşallah altından kalkarım. Başladın ya bir kere. Gerisi gelir nasıl olsa. Çok sevindim Nejat. Hayırlı uğurlu olur inşallah yavrum. Hepimiz için. Hadi meşgul etmeyeyim ben seni. Çalış sen. Kolay gelsin. Sağ ol. Girebilir miyim? Tabii, buyurun Aydın Bey. Şirket kaynıyor. Her köşe başında bir iki kişi kafa kafaya vermiş, fısır fısır konuşuyorlar. Ya onlar için de olaylı bir gündü. İşe sahip çıkmanıza o kadar çok seviniyorum ki. İnanın en doğru olanı yaptınız. Çetin bir mücadele beni bekliyor. Ben her zaman yanındayım. Fahri Bey'in bütün mal varlığını listeledim. Banka hesaplarının, şirket alacak ve borçlarının da tamamının dökümünü yaptım. Bakın, ben bu masaya haksızlıkla mücadele edebilmek için oturdum. O kadının gözünün olduğu hiçbir şey istemiyorum. Sadece teyzemin evini alayım yeter. Sırf şu kadınla mücadele edebilmek için şirkette söz sahibi olmam lazım. Evet. Da bir de nereden başlayacağımı bilsem. O kadar uzağındayım ki bu işlerin. Yönetici kadrosuyla tanışarak başlayalım mı? Size tesisleri gezdiririm. Tamam. Hadi çıkalım. Sizi bekliyorlar zaten. Beyk Hanım'ı çok merak ediyordu. Nejat'ı görünce ne olmuştur kim bilir. Artık savunmasız bir çocuk yok karşısında. Günaydın. Biz çıkıyoruz. Kızım nereye kahvaltı etmeden? Ben ağzıma attım bir şeyler. Zülal.
Derse geç kalıyoruz. Gel bakayım buraya. He? Neden suratını asıyorsun böyle? He? Dün gece odana kapandın, çıkmadın hiç. Onunla karşılaşmak istemedim. Ya bana nasıl öyle davranır? Daha lafımı söylemeden ağzıma tıktı. Küstah küstah konuştu. Sen de hiçbir şey söylemedin. Nana sinirliydi o. Sana değil. Bana onu savunma. Tamam kızım uzatma ne olur. Bir daha onun yüzünü görmek istemiyorum. Ben bakarım. Nana ben de çok kızdım. Tamam Nejat sana söylediklerinin haklısı olabilir. Ama Nana olan tepkisinde çok haklıydı. Bence de. Kabahatini biliyor ama. Sabah sabah ortadan yok olmuş. Şirkete gitti Nejat. İşinin başına geçti. Aa. Nereden çıktı şimdi? Karar vermiş demek ki. Melek, kızım kim geldi? Çiçekçi. Bakayım ya. Teşekkürler. Sağ ol canım. Kimden gelmiş? Nejat özür mü diliyor? Ne oldu? Çiçek sana. Bana mı? Bu da sana. Namık'tan. Amacını aşan davranışımdan dolayı özür diler. Nazik hediyeniz için teşekkür ederim. Hatasını anlamış. Sana ne yazmış? Çok özür diliyorum. Bunu Nejat'ın düşündüğü gibi sana yaklaşmak için yapmadım. Beni yanlış anlamanı istemiyorum. Çünkü seni çok önemsiyorum. Ne yazmış? Özür dilemiş işte. Hadi ben kaçtım. İyi dersler. Güle güle. Görüşürüz. Hoş geldin Mithat. Hoş bulduk. Gözün aydın Burcu. Teşekkürler. Nasıl geçti? Bütün gün anlatacağım zaten. Kaçmak yok ona göre. Sabırsızlıkla bekliyordum. İyi çalışmalar hayatım. Sağ ol aşkım. Ortağın geldi nasılsa artık. Yüzünü görebiliriz inşallah. Gelirim tabii. Bir akşam sevgini al yemeğe gel. Hangisini alıp gelsin şimdi adam? Zorlama hayatım. Hadi görüşürüz bay bay. Anlaşmaları yapmışsın. Belçika ya bayağı verimli geçti. Hollanda için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Yönetim kurulu toplantısında babam da katılıyor bugün. Oo gerilim bak şimdi. Didik didik eder beni. Günaydın. 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 Hoş geldiniz Mithat Bey. Hoş bulduk. Tamam toplantıda görüşürüz. Tamam. Eda Hanım geldi mi? Henüz gelmediler efendim. Namık'ın yaptığını inanabiliyor musun? Hiç yakıştı mı ona? İnsanlara hakaret eder gibi. Yok, ayıp etmiş. Aldı ağzının payını. Feride Saral da abartmış gurur meselesini. Çeki iade etse yetmez miydi? O kadar değerli bir parçayı neden hediye ediyor? Nejat istedi büyük bir ihtimalle. Çok üzüldüm. Namık'a da bak sen. Demek gerçekten ilgileniyor kızla. Adı neydi? Zülal. Nasıl bir kız merak ettim. Güzel bir kız. Ama Namık'ın ayağını bu dünyadan kesebilir mi bilemem. Hele Nejat'la araları bu kadar bozulduktan sonra. Sen hiç merak etme. Namık toparlar durumu. Hadi ben geç kaldım. Bugün yönetim kurulu var. Tamam tatlım. Hadi görüşürüz. Namık konusunda Nejat'a ne kadar haksızlık ettiğini anladın mı bu sabah? Ne demek o? Çiçeğin üzerindeki not Nejat'ı haklı çıkardı. Seni önemsiyorum. Çok komik. Nejat niye o kadar sinirlendi sence? Gerginlik yaratmayı sever biliyorsun.
Ne? Yıllar önce o gece sizi gördüm. Kar yağıyordu. Kameraya değdiniz. Öpüştünüz. Sonra sen ona tokat attın. Tesadüfen pencereden gördüm sizi. Sonra da utandığım için söylemedim. Önemli değildi. Ama Nejat ondan sonra çekip gitti. Yıllarca geri dönmedi. Gitmesinin olayla bir ilgisi yok. O gece... çocukluktu. Şakalaşıyorduk. Öyle saçma bir şey oldu. Sadece o kadar mı? Başka ne olabilir ki? Doğru olamaz. Siz kuzensiniz. Unutmuştum. Sen söyleyince hatırladım şimdi. Senin de o olaya böyle bir anlam yüklediğine inanamıyorum. Gerçekten başka bir anlamı yok değil mi? Saçmalama. Tabii ki yok. Hadi geç kalıyoruz. Burada kaç kişi çalışıyor? Üretimde 260, diğer birimlerle beraber 305 personelimiz var. 2 sene öncesine kadar şu gördüğüm bölümler yoktu. İlavelerle kapasite %20 arttırıldı. Bayağı iyi. Salih Bey. Özür dilerim efendim. Ziyaretinizden çok geç haberim oldu. Tanıştırayım, departman müdürümüz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İsterseniz kalite kontrol bölümüne geçelim. Buyurun. Çok büyükmüş. Baban aldığında kapanmak üzere olan bir imalathaneymiş burası. Burayı fabrika haline getiren o. Tabii babanı da Fahri ikinci yapan yer bu fabrika. Bu iş sayesinde büyüdü. Onun göz bebeğiydi. Onun için ayrı bir önemi yeri vardı. Şimdi Belkıs Hanım'ın paraya çevirmek için en büyük gözdesi. Alıcılarla görüşmeye başlamış bile. Evde çalışan o kadın Hatice ne söylemiş olabilir Nejat'a? Bilmiyorum. Kovulduğu için saçmalamıştır. Neden kovdun o kadını? Ne o? Sorguya mı çekiliyorum? Parlama hemen. İddiaların asıl sahibi oysa savunma yapmak için bunları bilmem lazım. Böyle bir abukluk için kendimi savunmam gerekmeyecek herhalde. O kadının neler söylediğini bilmiyoruz onlara. Nejat'la Aydın'ın kafasındaki planları da. Allah'ın cezası. Hırsından nasıl saldıracağını şaşırdı. Böyle bir cephe açarsa başını arayabilir. Sonuçta bir şey bulamazlar ama insanlar sever böyle şeyleri. Etrafta konuşulması bile senin kaybetmene neden olabilir. O alçaktan her şey beklenir. Politik davranmak lazım. Nejat masa başı adamı değil. Nasıl olsa sıkılıp bırakacaktır işi. Bırakalım hevesini alsın biraz. Atarız önüne birkaç bir şey. Oyalansın dursun. Nasıl olsa beceremeyecek. Bırakıp gitmezse de onu o zaman düşünürüz. Şimdi şimşekleri üstüne çekme diyorsun yani. Evet. Zamanlama olarak yanlış. Haklısın galiba. Alçak. Hiç vakit kaybetmiyor.
Efendim Namık? Dün geceden sonra telefonumu silmişsindir diye düşünüyordum. Hala kayıtlı olduğuma sevindim. Ne haber? Bir sesini duyayım dedim. Hasar tespiti mi? Öyle. Şimdi bir toplantıya giriyorum. Sonra bir yemek yiyelim mi? Yok, mümkün değil. Bugün çok yoğun. Gazetede misin? Hayır. İnanmayacaksın ama babam fabrikasındayım. İşlerimin başına geçtim. Ne diyorsun? Bana ait olan şeylere sahip çıkmam gerektiğini anladım. Çok doğru bir karar bu. Kutluyorum. Ne yapalım? Baktım en yakın arkadaşım aileme de sponsor olmaya başlamış. Mecbur kaldım. Uzatma Nejat, özür diledim işte. Tamam tamam, ben de unutmaya çalışıyorum. Müsait olunca görüşelim. Olur, görüşürüz. Ara ama, bekliyorum. Tamam. Hala kırgın değil mi? Tamam, bir de sen başlama şimdi. Çok haklı. Senin yüzünden benim planlarım da alt üst oldu. Nejat'la konuşmuştuk. Turizm işinde birlikte çalışacaktık. O işe hiç heveslenme. Nejat bugün kendi işinin başına geçmiş. Ya. Aklı başına geldi sonunda. Onun adına sevindim. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun. Fabrika sorumlu müdürleriyle bir toplantı düzenledim. Sana briefing verecekler. Versinler bakalım. Evset. Salondayım. Ne oldu? Evset. Evset. Meleğe bir zarf geldi yurt dışından. Aa. Neymiş? Aa. İsviçre'deki üniversiteden gelmiş. Burs için başvurmuştu. Cevap mektubudur. Ay, heyecanlandım şimdi. Kazandı mı acaba? Bilmem ki. Hadi inşallah. Çok merak ettim şimdi. Melek gelene kadar nasıl bekleyeceğiz? Çatlarım. Ben de. Ara. İzin verirse açalım. O da öğrenir bir an önce ne olduğunu. Nece yazmıştır ki nasıl okuyacağız, nasıl söyleyeceğiz çocuğa? İngilizce işte. Feride Hanım anlar. Ara. Al. Müjdeli haber olsun inşallah. Efendim, Melek kızım. İsviçre'deki üniversiteden sana zarf geldi. Aa, ben ümidimi kesmiştim orada. Yok, geldi geldi. Zarf şimdi elimde. Bu kadar geç gönderdiklerine göre reddetmişlerdir başvurumu. Açayım mı? Çok merak ediyoruz. Açın, açın. Dur, kapatma sen. Halil, tut şunu. Yavaş yavaş yırtacaksın. Kabul etmişler. Sahi mi? Burs kazanmışsın bir tane. Şükürler olsun. Yatay geçiş yapabilecek harika bir haber bu. Duydun mu kızım? Duydum. Aferin benim güzel kızıma. Aferin. Çok tebrik ediyorum yavrum. Sağ ol. Melekciğim, ben de çok sevindim. Tebrik ederim kızım. Ben de. Çok mutlu ettin kızım bize. Çok. Melek, annen ağlıyor sevinçten. Abartmasın ne olur. Akşama kutlama yapacağız. Tamam mı? Tamam. Melekciğim, çok tebrik ediyorum kızım. Öpüyorum seni. Zülale de söyle. Derste o şimdi. Çıkınca söylerim. Tamam. Akşama geç kalmayın. Olur. Ah canım benim.
Gözün aydın. Ne mutlu size. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sizin sayenizde Feride Hanım. Allah razı olsun. O ne biçim söz. Bu meleğin başarısı. Böyle yüksek notları almasaydı bu bursu alabilir miydi sanıyorsunuz? Vay be. Benim kızım Avrupalarda okuyacak ha? Ah canım benim. Nasıl ayrılacağım ben ondan? Esed. Gidecek. Nasıl dayanacağım? Çocuk geleceğini kazanmak için gidecek Esed. Bu onun için çok önemli. Onun iyiliği için dayanacaksın. Çocuk sırf sen onu gözünün önünden ayıramıyorsun diye. Böyle bir şansı kayıp mı etsin? Ne yani? Pencelik olmaz mı bu? Çok genç daha. Ne yapar oralarda yapayalnız? Alışır. Melek kocaman bir kız. Kendini idare eder, merak etme. Bunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu bilincinde. Ben de biliyorum ama işte. Bak, sakın meleğin yanında da böyle konuşma. Çocuğun şevkini kırma. Senin onu cesaretlendirmen lazım. Sakın ha. Hadi bakalım, şimdi kalkıp hazırlıklara başlayalım. Akşama kutlamamız var. Hadi. Tamam, tamam. Ay siz gelmeyin, ağrınız vardı zaten. Biz yaparız Halil'le. Tamam, tamam. Ben bir aşağıya bakayım, ne var ne yok. Hadi çabuk gelin, gelin. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Benim için çok verimli bir toplantı oldu. Birlikte çıkacağımız uzun bir yol var. Buyurun efendim. Lütfen devam edin. Hepinizin de bildiği gibi dünyayı dolaştım. Risk almayabilirim. Burnum iyi koku alır. Sezgilerime güvenim. Bu işte benim için yeni bir macera olacak. Sizden öğreneceğim çok şey var. Birlikte çalışacağız. Birlikte bakacağız. Birlikte kazanacağız. Tabii her durumu tartışarak. Her zaman hedefimiz ilerlemekten ve büyümekten yana olacak. Tekrar teşekkürler bu toplantı için. Sağ olun arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok etkilendim. Demek bu iş senin için bir macera öyle mi? Ama burası senin adrenalin tutkunu tatmin edeceğin bir tropi değil. Babanın tırnaklarıyla kazıyıp yarattıklarını sana oyuncak etmem. Yıllarca tek başına oynadım. Yetmedi mi? Şovun başarılı oldu sanma. Bir gün bu sahne çökecek, sen de altında ezileceksin. Bak Necat, rezil olmadan yol yakınken dön istersen. Ben söyleyeceğimi söyledim. Meydanı sana boş bırakmam. Bunu neden yaptığını biliyorum. Teyzen zorluyor seni. Babana düşman eden doğdu. Hep onun akılları bunlar. Ama sana nasıl zarar verdiğinin farkında bile değil. Teyzemin adını ağzına alma. Evden çıkmak zorunda olduğu için seni dolduruyor değil mi? Peki tamam. Çıkartmayacağım. İstediği kadar otursun. Ama sen elini şu şirketlerin üzerinden çek. Bak, burada kurulu bir düzen var. Bozulmasın. Burada çok eğleneceğiz. Herkes senden çok etkilendi Necat. Karşılarında böyle kararlı birini görecekleri için rahatladılar. Güzel. Fahri Bey'den sonra sarsılan güven ortamı yeniden sağlandı. Hadi göreyim seni. Teşekkürler. Misafiriniz var efendim. Kim? Eda Andacan'ım içerideler. Eda. Hoş geldin. Sürpriz. Öyle oldu. Buyur. Çekinerek geldim. Dün gece olanlardan sonra bu kadar sıcak bir karşılama beklemiyordum doğrusu. Dün geceyi artık hiç konuşmasak. Buraya Andaç ailesinin barış elçisi olarak geldim. Namı marifetini annemler de duydu. Çok üzüldüler. Feride Hanım'a da mahcup olduk. Bu durumu acilen düzeltmemiz lazım. Üstüne gitmemek en iyisi. Kendi haline bırakmak lazım bence. Tamam. Nasıl istersen. Hayırlı olsun.
İşinin başına geçmişsin. Ya, teşekkür ederim. Çok sevindim. Bu durum birlikte çalışmamıza engel olmayacak inşallah. Önce bir teklifinizi duyalım. Bakalım düşünmeye değer mi? İstersen bunu uzun uzun akşam yemeğinde konuşalım. Pardon. Efendim teyzeciğim. Nejat meşgul etmek istemezdim ama dayanamadım. Sana bir haber vereceğim. Hayrola? Melek İsviçre'de bir üniversiteden burs kazandı. Ne diyorsun ya? Geçen dönem başvurmuştu. Yatay geçiş yapmak için. Bugün cevap geldi. Kabul edilmiş. Bu çok iyi. Çok sevindim. Harika. Sorma. Biz de havalara uçtuk. Aferin ona. Bu akşam kutlayacağız. Bir programın yok değil mi? Yok yok. İyi. Çifte kutlama yapacağız. Hem senin işini hem onun okulunu. Büyük bir zevkle. Tamam. Şimdi kapatayım. Esret'e yardım edeceğim. Onun da etekleri tutuştu. Öp onları benim yerime de. Tamam canım. Hadi kolay gelsin. Bizim Melek İsviçre'de bir üniversitede burs kazanmıştı. Oo, süper. Bir ara baktım derste uyuyordu. Akşam için enerji topluyordum. Tabii. İstiklal'e gideceğiz akşam. Yeni bir mekan açılmış. Güzel diyorlar. Sen de gelsene. Bilmiyorum. Söz vermeyeyim. Duruma göre haberleşiriz. Tamam, hadi görüşürüz. Melek? Derse girmedin mi sen? Sonuncuya girmedim. Bir şey mi var? İsviçre'den cevap geldi. Kabul edilmişim. Gerçekten mi? Yaşasın. Canım. Canım, gerçekten çok sevindim. Tebrik ediyorum. Sen sevinmedin mi? Şok oldum tabii. Belki de. Çok uzun zaman bekledim ya haberi. Ümidimi kesmiştim. Hevesim de kırılmıştı. Ne bileyim, sevinemedim. Jeton düşmedi. Melek, bunu kutlayalım. Bizimkiler hazırlığa başlamış bile. Tantana var bu akşam evde. Evde mi kutlayacağız? Dışarı çıksaydık arkadaşlarla. Olur mu? Feride teyze bozulur. Hazırlanıyorlar o kadar. Senin yüzünden Necat'ın suratını çekeceğim yani. Aman özür dilerim. Tamam, bozulma hemen. Senin şerefine katlanacağız artık. Sevildiğini bil diye söylüyorum. Çok sevindim gerçekten. Dur bir daha öpeceğim. Artık dönmezsin oralardan. Bakacağız artık. Namık. Efendim? Çiçeğin yerine ulaştım diye soracaktım. Teşekkür ederim. Affedildin mi? Sana çok kızgınım. Yaptığın nelere yol açtı tahmin bile edemezsin. Süral, Nejat'a da söyledim çok üzgün olduğumu. Yanlış anlaşıldı. Ben de yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Sana annemin açık artırmayla ilgili hislerini anlattığımda bir arkadaşımla dertleşiyordum. Ben senden bir şey istemedim ki. Biliyorum. Sen böyle hediyeler vermeye alışık olabilirsin. Ama beni tanımıyorsun. Seni daha yakından tanımak istiyorum. Yoldayım, kapatmam lazım. Hafta sonu tekrar formüle pistine gidelim mi diye soracaktım. Ne dersin? Teşekkür ederim. Hafta sonu çok işim var. Hoşça kal. Öyle olsun.